Abi, şimdi siz AK Parti yönetimindesiniz, aynı zamanda İlyana Meclis Üyesi aday adayısınız. Pekala, yönetiminde bulunduğunuz zaman zarfı içerisinde AK Parti Banaza ne kazandırdı? Bu konuyla ilgili bizi bilgilendirseniz seviniriz. Şimdi AK Parti hükümeti Banaz ilçemize 2012 ve 2013 yılları içerisinde ilçemize bir tane devlet hastanesi kazandırmıştır. 2 halk eğitim binası kazandırmıştır. 3 İmam Hatip binası okulu kazandırmıştır. 4 Adalet binası, bölge trafik binamızın arkasında bulunan yerin Banaz Belediye Başkanımız tarafından birleştirilmesi yapılarak evet, Adalet binası kazandırılmıştır. Bunların temelleri, hastanemizin inşaatı devam etmekte. Halk eğitim binamız 9. ay içerisinde temeli atılacaktır. İmam Hatip binamızın temeli atılacaktır. Adalet binamızla ilgili ödeneği ayrılmıştır proje aşamasında. İnşallah 2013 sonuna kadar inşallah bunun da temelini atacağız. AK Parti hükümet olarak ilçemize bunları kazandırdık. Kazandırmaya da devam edeceğiz. Pekala, bu projeler ne zaman bitecek? Bu projeler, hastanemiz 2014 Ağustos ayında hizmete girecektir. Halk eğitim binamız da 2014 yılı içerisinde tamamlanıp hizmete girecektir. İmam Hatip binamız 2014 yılı içerisinde tamamlanıp hizmete girecektir. Adalet binamız da inşallah 2014 yılında kesin olmamak kaydıyla hizmete açılacaktır. Gerçekten bunlar da çok güzel proje. Biz de Banaz adına size teşekkür ederiz. Güzel bir söyleşi, bunun müjdesini siz bu vesileyle verdiniz. İmam Hatip şu anki pozisyonu pek hoş değil diye duyuyoruz. İmam Hatip Lisesi nerede şu an? O da muamma değil diye duyduğu ortamlarda. Onunla ilgili bilginiz varsa bize aktarırsınız, vatandaşa aktarırsanız seviniriz. Şimdi açıklık getireyim. Evet, İmam Hatip okulumuzla ilgili sıkıntımız vardı. Onu çözdük. Bu Mayra İnel Okulu'nun ek binasının olduğu yere bu yıl 2013 yılı eğitim yılıyla ilgili İmam Hatip'e buraya da yapacağız. Burada da eksik kalan yaklaşık 122 bin TL'lik İhale Kanunu 22. maddesine göre ihalesi yapılarak 45 gün içerisinde okulun eksikleri giderilip hizmete açılıp burada da İmam Hatip yapılacaktır. Bu okulumuzdan sonra yeni İmam Hatip binamız tamamlanıp yeni binamızı geçtik. Tabii biz burada İmam Hatip'e Banaz İmam Hatip olarak da bizim İmam Hatip, düz İmam Hatip. Biz istiyoruz ki, benim arzum Anadolu İmam Hatip Lisesi olsun istiyorum. Evet. Bunu da inşallah İlgenel Meclis Üyesi olduğumda bunu başaracağım, inanıyorum. Çünkü bizim ilçemizin de bir Eşme'ye göre, bir Karallı'ya göre, bir Ulubey'e göre hem sorunumuz var, hem de ilçemizin güzelliği bakımından bizim ilçemizin de Anadolu İmam Hatip Lisesi olmaya hakkı var olduğunu düşünüyorum. Tabii sizin görüşlerinize katılıyoruz. Thank you.